Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bize sorunluğa karşınızdayız bu hafta. Ne emekleri konuşacağız, emekli zamlarını konuşacağız, mesleklere göre memur maaşlarını inceleyeceğiz ve e, sosyal destekler. Ardından Mayıs emekli promosyonları 18 bin'i buldu taban rakamları konuşacağız ve ardından sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le birlikte. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederiz. E, emekliye yeni zam. Ee, başlayalım. Başlayalım çünkü konuşalım. aslında biliyorsun emekliler ve memurlar Ocak ve Temmuz ayında e, yılın e, iki bölümünde altışarı ayda bir evet. zam alıyorlar. E, ve bu zamı belirleyen en önemli parametre de enflasyon. Dolayısıyla her enflasyon açıklandığında Temmuz ayı ile ilgili zam oranı ile ilgili bir ipucu da almış oluyoruz. Evet. Şimdi Nisan enflasyonuyla birlikte 4 aylık enflasyon Verisi de elimize gelmiş oldu. İki veri kaldı. İşte Mayıs ve Haziran enflasyonları da buna eklendiği zaman Temmuz ayında enflasyon 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri açısından da bir e, oluşacak farkı belirliyor. Dolayısıyla Temmuz'da yapılacak zamları belirleyen e, bir veri oluyor. Enflasyon, 6 aylık enflasyon. Evet. Şimdi 4 aylık enflasyondan hem yola çıkıp e, artışlara bir bakacağız. Hem de şöyle bir durum var. E, i̇şte Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketi var. E, orta vadeli programdaki öngörüler var. E, dolayısıyla oradan da 6 aylık enflasyonun kaç çıkabileceğini az çok hesaplamış olduk. Ona evet. da bir bakacağız. Şimdi 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 çıktı. Tabiri caizse bu SSK ve Bağkur emeklilerinin cebinde artık. 4 aylık enflasyon yani 2 aylık enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı kesinleşmiş oldu. Evet. Bunun üzerine Mayıs ve Haziran eklenecek. 4 aylık memur enflasyon farkı %3.23 oldu. Niye bunu diyorum? Çünkü %15'lik bir toplu sözleşme artışı vardı. Onun üstünde oluşan enflasyonda fark olarak ödenecek. Tabii 2 veri daha eklenecek. Toplu sözleşme zammı Temmuz'da %10 olacak memurların. Memur enflasyon farkı dahil zam oranı yani 4 aylık zam oranı şu anda 13.56 olmuş oldu. Yani SSK Bağkur emeklisi 18.72 memur ve memur emeklisi 13.56. Bu tam tersiydi Ocak ayında. Yani SSK Bağkur daha az alırken memurlar daha fazla almıştı. Biz de söylüyorduk Temmuz'da tam tersine dönecek. Evet. Orada eşitlenmişti. Belki burada da eşitlenme durumu olabilir. 6 aylık enflasyon tahmini %25-39. Az önce söylediğim gibi... Yaptığımız hesaplamalardan ama bir 10-15 puanlık refah payı da gelirse ki hep geliyor. %35-40 bandında bir artış Temmuz'da göreceğiz. %49-25'te Ocak ayında olmuştu. Kümülatif baktığın zaman da %90'ın üzerinde bir artışı biz bu yıl yaşamış olacağız memurlara ve memur emeklilerine. Dolayısıyla yıllık enflasyonu düşündüğün zaman enflasyonun üzerinde de bir artış Yapılmış yani. olacak memurlara ve memur emeklilerine ve tabii SSK Bağkur Emeklilerine. Bununla ilgili bir örnek maaş hesabımız da var. Yani hemen bakalım. Şimdi taban maaştan başlayalım isterseniz. Hani Taban maaş 10 bin lira. Evet. Biliyorsun bunun altında olan maaşlar buraya tamamlanıyor. Evet. Tabii bir taban maaş artışı da bekliyoruz. Orada da işte 14-15 bin bandında bir taban maaş da yeni gelebilir. Dolayısıyla onun altında kalacak kök maaşları yapılacak bu zamlarla. Onun altında kalan maaşlar da oraya tamamlanabilir. Onu da Temmuz ayında göreceğiz. Şimdi 10 bin lira şu anda maaşı olan bir arkadaşımız %18.72 ile 11.872 lira maaşı garantilemiş oldu. %25.39 enflasyon artışı 12.539 liraya ulaştırıyor. %35 olursa refah payı ile 13.500, %40 olursa da 14.000 lira olacak. Ee, bir de 15 bin liraya bakalım. Orada da işte 17.808 lira şu anda cepte. 18.808 lira e, enflasyon artışı olacak. 35'te 20 250, 40'ta 21 bin liraya ulaşmış olacak. 15 bin lira alan bir arkadaşımızın maaşı. 20 bin liraya da bakalım. Orada da 23.744 lira şu anda 4 aylık artışa göre kesinleşmiş oldu. Ee, enflasyon artışı 25 1078 liraya ulaştıracak 35 olursa 27 bin yüzde 40 olursa da bu arkadaşlarımızın maaşı 28 bin liraya çıkacak. Şöyle bir mesleklere de hızlıca bakalım istersen. biraz uzun bir liste ama biz bazılarını söyleyelim. Şu anda çalışan memurlarla ilgili bir liste bu. 4 aylık zamları ne oldu diye şube müdüre 49.867 liradan 56 bin 628 liraya çıktı. Yıl sonunda enflasyon artışıyla birlikte yani 25 39 enflasyon olursa 19.94'e çıkacak. 59.810 liraya. Hemen uzman öğretmene bakalım. 52.875 lira bir maaş gözüküyor. Öğretmen 47.713 lira gözüküyor. Uzman doktor 98.000 lira gözüküyor. Aşağılara indik. Vaiz 49.873 lira. Avukat da 57.358 liraya çıkacak refah payı hariç hesaplanmış maaşlardır. Refah, refah payı, payı gelirse burada şey. da daha da yukarı çıkacak. Ee, en düşük memur maaşı da 39 evet. bin liraya ulaşmış olacak. Bu hesaba göre e, şu anda da biliyorsun 32 bin liraya çıkmıştı. Evet. Bir, bir de, de emeklilerine bakalım var. isterseniz e, yine memurların. Müsteşarlık artık yok şu anda. Bakan yardımcılığı var ama evet. müsteşar, emekli müsteşarlar var geçmişten. Dolayısıyla onu da listeye alıyoruz. Orada da 64.284 liraya çıkacak. Ee, lisans mezunu düz bir memurun emeklisinin maaşı 21.593 lira olacak. Öğretmen de 26.511 lira. Polis de 26.735 lira. Hemşire de 26.511 lira. İmam Hatip'te 26.511 lira ve avukatta da, da 26.511 lira. Emekli maaşı olacak, refah payı hariç bu e, 6 aylık enflasyon ve %10'luk toplu sözleşmeyle evet. yaptığımız hesaplamadır. Hemen vakitten kazanmak için e, tabloyu biraz hızlı anlatmak istedim. Evet, sosyal... Çünkü kesin rakamları zaten e, biz Temmuz ayında evet. vereceğiz. E, bir de Mayıs enflasyonu açıklanınca yani 5 aylık enflasyon belli olunca biraz daha ipucu gelmiş olacak zaten. Evet. Bu sosyal destekler de biliyorsun... E, emekli memurlar ve memurlara yapılan artış kadar artıyor. Dolayısıyla o hesaptan gittik. 65 yaş aylığı şu anda 3504 lira. 4 aylık enflasyona göre 3980 liraya çıktı. 6 aylık enflasyon artışıyla birlikte 4203 lira olacak. Refah payı ile birlikte bunun 5 bin lirayı geçebileceği düşünülebilir. Evde bakım parası 7608 liradan 9125 liraya evet. çıkmış olacak. Enflasyon ve toplu sözleşme ile birlikte refah payı hariçtir. Kronik hastalık yardımı yine 9125. Engelli yakını 3355. yüzde %40 ile 69 engeli olanlara engelli maaşı 3355. %70 ve üstü engellileri de 5033 liraya çıkmış olacak. Burada... Memurlara yapılacak zam sosyal yardımları da aynen uygulanıyor. Bir de tabii kıdem tazminatı tavanı var. 35 bin liranın üzerinde şu anda. O da yine memurlara yapılacak işte 25 olur, 35 olur, 40 neyse Temmuz'da o kadar artmış olacak.